Değerli büyüklerim, çok kıymetli kardeşlerim, canım çocuklarımız, bugün Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan birinin yıl dönümü. Şüphesiz en büyük afetin, en büyük doğal afetin yıl dönümündeyiz. Geçen sene bugün hepimiz büyük bir şaşkınlık, büyük bir üzüntü, büyük bir telaş, büyük bir şok içindeydik. Peşi sıra yapılan iki deprem, peşi sıra ortaya çıkan iki deprem hepimizi perişan etti. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bunlar resmi rakamlar. Kahramanmaraş'ta 14 bin olarak ilan edilen resmi rakamın bunun çok üzerinde olduğunu bugün Kahramanmaraş'ta kimle temas ettiysem söyledi. Kendim de Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın köylerinde kayıt altında olmaksızın hızla yapılan şehirdeki vefatların definlerine şahitlik etmiştik. Bunun devlet tarafından hassasiyetle araştırılması gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Tabii deprem olduktan iki gün sonra ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı yaklaşan seçimleri de gözeterek bir yıl içinde herkese kalıcı konutuna kavuşturacağını söylemişti. Bugün o birinci yıldayız. Bugün Kahramanmaraş'ta dağıttığı ev sayısı Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan 114 bin konutun %8'i. Yani 100 kişiden 8 kişi kalıcı evine kavuştu. 92 kişi çadırda ya da sizin gibi konteynerde. İnsanların en önemli ikinci gereksinimi barınmadır. Birincisi beslenmedir. O sorunlar çözüldü, el birliğiyle çözüldü ama barınma sorunu çözülebilmiş değil. Biz bunun takipçisi olacağız. Bunu görmek için bugün bu konteyner kente geldim. Bu Güney Koreliler tarafından yapılan, beyaz eşyaları onlar tarafından verilen, hatta elektrik faturaları toptan Güney Kore Devleti tarafından verilen, nispeten diğer konteyner kentlere göre daha iyi imkanları olan ama bir dokunduğunda bin ağaç ittiğim bir yer. Çünkü bunlar çok geçici konutlar, geçici barınma alanları. Bu işin böyle ayları aşması, yılı aşması, yıllara sari olması katlanılacak bir şey değil. Bunu görüyoruz. Bunu çok üzülerek de takip ediyoruz. Bundan sonra milletvekili arkadaşlarım bu meseleyi her zeminde ve ben de genel başkan olarak her zeminde dile getirmeye devam edeceğiz. Kalıcı konutlar sağlanana kadar. Tabii burada bir eve davet aldık, çay içtik. Orada da söylenen, diğer sizlerin de ayrı ayrı söylediği, burada bir yerel figür var. Haydar Bey var. Haydar Bey hepinizin yakından tanıdığı, sizin canınız bir insan. Geçen dönem Pazarcık'ta belediye başkan adayıydı. Ama bir aksilik oldu hepinizin bildiği gibi. İki aday çıktı, oylar bölündü, seçilemedi. Bu sefer biz onu tekrar aday gösterdik. Sizin derdinizden anlayan, sizin canınızdan olan, sizin sorunlarınıza doğrudan çözüm üretecek, sesinizi duyuracak bir toplum liderine ihtiyaç duyuyorsunuz. Onu daha önce de tahmin ediyorum yürekten desteklediniz. Firesiz olarak onu desteklersek Haydar Bey Narlı'nın bütün sorunlarını çözecek, sizin sesinizi duyacak. Buradaki sesi duyacak ve Pazarcık Belediye Başkanı sıfatıyla bundan sonra sorunların çözümüne katkı sağlayacak. Eğer Pazarcık Belediye Başkanı olursa ben partinin genel başkanı olarak, zaten burada ben depremin biliyorsunuz ikinci günü geldim, üstüne de 10 kez geldim. Ve her seferinde Pazarcık'a da uğradım, Narlı'ya da uğradım. Elbistan'a da uğradım, Nurhak'a da uğradım. Hatta Nurhak'a dışarıdan ulaşan ilk kişiydim. Onların
özellikle ikinci depremde göçük altında kalan çok sayıda kadın evlerden erzak almaya girdiklerinde ertesi sabah 1:30'da büyük bir felaket yaşamışlardı Nurak'ta. Bundan sonra da size Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Pazarcık Belediyesi bizde olduğu takdirde kardeş belediyecilik uygulamasıyla en güçlü belediyelerimizin buraya el uzatmasını sağlayacağız. Bundan önce zaten Ankara Büyükşehir Belediye'miz çok emek verdi, çok gayret gösterdi burada. Bundan sonra da elimizden geleni yapmak isteriz. Ben bir kez daha bütün kayıplarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Hepinize bir kez daha, çünkü ya birinci derece yakınlarınızı kaybettiniz, ya akrabalarınızı, ya arkadaşlarınızı, ya komşularınızı, bir kez daha sizlere başsağlığı diliyorum. Allah bir daha Pazarcık'ta, Kahramanmaraş'a da, Türkiye'ye de böyle büyük bir acı yaşatmasın. Bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte daha güzel günler görmeyi, bu zor günleri hızla geride bırakmayı ve en iyi şekilde bu acıları atlatmayı ümit ediyorum. Kayıplar için yüreğimizde bir ateş hep yanacak ama bundan sonra hep birlikte daha güzel günlerde buluşmayı ümit ediyorum. İlçe başkanımız, il başkanımız burada, il başkanımız burada, ilçe başkanımız burada. Bizle doğrudan temasları var. Bizim Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapabileceğimiz bir şey olursa, evladınız olur, yolcunuz olur, öğrenciniz olur, elimizden geldiğince, imkanlarımız nispetinde, gücümüz nispetinde sizin yanınızda olmaya yine gayret edeceğiz. Burada da yaşananlarla ilgili bizim üzerimize ne düşerse her zaman bekliyoruz. Bir kez daha başınız sağ olsun. Hepinizi ayrı ayrı seviyoruz. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bu arada Haydar Bey'den bahsettik ama burada bir de Zeynep Hanım var. O da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Bundan sonra çok tanıtılır ama güçlü bir insan, Kent Konseyi Başkanı, Türkiye'deki pek çok kurumla çok güçlü bağlantıları var. Dedesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu il başkanı Zeynep Hanım'ın. Kendisi ailesinde çok farklı siyasi partilerden insanlar var. Ama Kahramanmaraş'ın hakkını sökebilecek bir cumhuriyet kadını olarak onu da sizlere emanet ediyorum. Daha sonraki süreçlerde yine birlikte oluruz. Sağ olun, var olun.